Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamünaleyküm. Aleykümselam baba. Bugün bir oyunumuz vardı, hatırlar mısınız? Bir hafta, bir buçuk hafta oldu çekeli. Ona kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde bir hata yapmıştım. Gitmiştim bu atomik tatbikat yapmıştım. Tatbikat yapmıştım. Yani tamamen tatbikat. Hiç böyle sonu hemen bitiyor böyle kendi kendine. İşte diyor bu gerçek olsaydı diyor, ölebilirdim falan diyor. En azından bir oyunu öğrenmiş olduk. Şimdi buna gelelim. Bu neymiş bu otomatik mazeret bulmak için çöpleri karşı bakanlar sonrası sığınağa hayatta kal. Fatman. Neyse baceraya başla diyelim. Bakalım nasıl şeyler yapacağız. Atabık bir macera bekliyor. Bu oyunun kontrolleri aşırı derecede zor. Şunla mı alıyorduk? Neyle alıyorduk? Neyle alıyorduk lan? Heh, şimdi başladı. Al. Al şuradaki şeyi al. Koş. Bırak. Kaldım buraya. Çık. Al şunu da verdik suya, verdik suya. Koş. Sana al çocuğa. Verdik satranca. Şurada su var, suyu da. Al artık şu suyu ya. Şundan şu kıza. Kız uçer kaplıyor. Allah cezanı versin sen. Keşke almasaydın. Hanımı aldım. Al. Bırak. Çabuk bırak. Şurada balta var, onu da alayım. Hadi koş. Allah kahretsin ya. Öldüm. Adam öldü mü şimdi? Kendini feda mı etti ailesi için? Son dedi lan, direkt ben öldük lan. Babalar olmadan başta kalamıyorlar işte. Acı tamam. Bir dahakine daha iyi olacağım. Bir dakika. Kız 3 alıyormuş. Kızı en son alabilirsem alacağım. Kız ne kadar gereksiz bir şeymiş ya. Olmadı. Toplayabildiğimde toplayayım artık. Ne yapayım? Bir çocuğu kurtarabildim. Bu da mal gibi duvara bakıyor önce. Vallahi sıcak bastı, yemin ediyorum sıcak bastı ya. Almıyor ya, Allah'ım çıldıracağım.
sonunda yani yapabildiğimin en iyisini yaptım diyebilirim. Ya ben çok kötü oynuyorum. Şöyle fareyle falan kontrol olsa tuşlarla kontrol var sadece. Çok kötü ya. Gün 1. Evet. Ampirik kolarım benim. Sana geldik. Bu çok yakında hep birlikte olduğumuz sürece burada yaşayabiliriz. Konser ve yemekleri insanlar için sağlıklı olduğunu duyduğumuzu hatırlıyoruz. Raflarımız konser. Nelerle dolu? Konservelerden yiyeceğiz. Konserveler üzerine yatarız. Hatta konservelerle konuşacağız. Bazılarımız çoktan başladı. Herkes için çok fazla su yok. Bu yüzden ona dikkatli bir şekilde kullanmalıyız. Hacı hiç kimseye bir şey vermiyorum. Daha evinizden yeni geldiniz. Buradan çok soruyor. Burada yaşamadan misin yanmayı? Yanmayı içinde bulabilirsiniz. Tamam hacı. Bir bakalım ne almıştık? Bak, balta aldık. Şunu aldık. Medikit aldık. Su az var, mermi var bir de gereksiz bir şekilde tavanca bulsak iyi olur. Mevcut durumumuzu göz önünde bulundurduğunda endişelenmek çok zor. Bazı günlerde bu sığınak hayatıyla uğraşmak için hala mücadele ediyoruz ama umudumuzu yitiremeyiz. Mary Jane bugün herhangi bir belaya bulaşmadı ve hiçbir bela onun karşısında çıkmaya cesaret edemedi. Haber olmaması aslında iyi bir haber. Timmy hakkında yeni bir gelişme yok. Bugün Dolores için nispeten sakin idi. Bu sabah Ted için yeterince sakin ve her şey yolunda. Yine bir şey vermeyeceğim. Durum hala kötü. Şu anda çorak araziye gitmek hasta olmanıza mani olmadıkça güvensizdir. Ted yolculuk için iyi görünüyor. Dolores dışarıda hayatta kalacağından emin olduğunu söylüyor. Mary Jane mükemmel hissediyor. Timmy iyi düşünüyor ve çok iyimser. Yarın için bir keşif hazırlamalı mıyız? Güvensiz diyor. Ya yok tamam şimdi hazırlamıyor. O da neydi? Fare mi? Sıçanlar genellikle kedilerden daha küçüktür ve çift kuyruk nedir? O şeyin malzemelerimizi girmesine izin veremeyiz. Baltayla al ve öldür onu. Baltamız hala sağlam. Bu güzel bir şey. Kutular kurtarıldı. Kıllı mutant için çok kötü. Sanırım hala besin zincirinin tepesindeyiz. Bizim için iyi. Biraz su verebilir miyiz? Mary Jane bütün gün bunu soruyor. Timmy'yi çok uzun süre susuz bırakamayız. Dolores bu kadar susuz kalmaya daha fazla dayanamaz. Ted'in ihtiyacı olduğunda su nerede? Tamam herkese bir su veriyorum. Bir de yiyecek veriyorum. Bir şişe suyumuz kaldı. Hacı yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Şu çıksın şu kız çıksın. Heh, bir bakalım ne oldu. Zaten kendi Fallout bahçemiz var. Duvarlarından birinde büyüyen bir grup mantarımız var. Yenecek kadar büyükler. Bana ne dersin? Bugün mantar bayramını hazırlamalı mıyız? Hayır lan tabii ki de geri zekalı zehirlenip gidecek benim başıma. Mal mıdır nedir ya? Aç olabiliriz. Ama asıl yemeyeceğimiz bazı şeyler de var. Duvar mantarı bunlardan biridir. Mary Jane bugün herhangi bir belaya bulaşmadı ve hiçbir bela onun karşısına çıkmaya cesaret edemedi. Şu kız gitsin. Eline de baltayı ver gitsin. Git lan defol bu evimizden pislik şişko. Aa duvara bir şey yazılmış ha. Yoktu başta. Büyük ihtimalle montajda bakacağım. Mary Jane dışarı çıktı. Umarım yakında geri gelir. Haber olmaması aslında iyi bir haber. Timi hakkında yeni bir gelişme yok falan fistan. Geç. Yok geç. Şu an kimseye hiç göremem. Ney bu? Devam et zaten hani boş bir çiğ için vermem. Biri hastalandı büyük ihtimalle salakça. Çocuk mu hastalandı? Yok. Oo, ne oldu lan duvarlara? Aa aldılar. Temiz sudan başka bir şey hakkında konuşuyor. Biraz su içmeli. Dolayısıyla hiçbir şeyler içmek zorunda dedin. Hayatta kalması için suya ihtiyacı var. Ana. Ne oldu lan? Soru işareti yok. Niye çıkmıyor yazı? Anlamadım ki hiçbir şey. İyi Allah'tan harita sağlam. Artı bir bu ne? Kim için aşağı? Bak, bu çok kötü bir şey ya böyle yazması. Kaynakları paylaştırma zamanı. Kız gitti gelmedi. Güvende olduğumuz sürece burada kalabiliriz.
Vardı yoktu. Şura garajıya gitmek için aslında iyi bir zaman yoktur ama bizim en iyi dünyamız bir zorunlu haline gelecek gibi görünüyor. Buradan daha da iyi bak yerine. Doğru. Çok sıcak dur. Şunu biraz çalıştırın hani. Ha, boş geç. Kız gelmedi ha. Hay bak karanlıkta bir yaratık görmüşler. Tim elma suyunu tercih ediyor ama şimdi ona biraz su vermeliyiz. Dolayısıyla hiçbir şey içmek zorunda değilim. Tamam bir sonraki el hepsine vereceğim. Ha, yine bir şey yazdı. Salak okunmuyor ya. Geri zekalı gibi bir iş. Ama geldi bak kız. Aa bu kız ölmüş. Kızın perti kaymış. İyi iyi çok iyi. Hiçbir zaman Mary Jane'in senin adını mesela daha mutlu hissettiremezdi. İyi iyi su bulmuş. Aferin lan sana. Al lan iç lan. Al lan benden iç lan. Aferin lan sana kız. Kim dışarıya gitmeli? Bu çocuk gitsin. Kız aferin kız sana lan. Gözüme girdin. Bak, yine gözüme girdin ha. Timmy çok korkuyor. Timmy için çok korkuyorduk ama araziden geri geldi ve şimdi bizimle güvende. Mary Jane küçük bir yemeği hak ediyor. Timmy en iyi davranışı. Oğlum Timmy ne ara gitti geldi lan? Yok diyeceğim ya acı cidden oyunun boku çıktı okunmuyor ya Türkçe'ye ama indirdik okunmuyor ya. Bak Mary Jane küçük bir yemeği hak ediyor haber olmasa aslında iyi bir haber. Tim hakkında yeni bir gelişme yok. Loris için bir şey yok. Geç. Tamam kaynak maynak yok geç. Şimdi hacı sen çık. Elinde baltayla git. Silah alsak çok iyi olurdu ya. Çocuk gitti. Artık hızlı hızlı geçeceğim. Tamam bunlar gitti falan. İşte yemeği hak ediyor falan. Dur şimdilik değil. Şimdi hacı hiçbir şeyimiz yok yapamayız. Gün 14. Bak bak mındar etmişler konserveyi. Mary Jane acıkmış. Ananın namına tövbe estağfurullah bak. Radyomuz da yok dinleyik. Türkçe'ye ama eğer bir daha çekersem düzeltip geleceğim. Mary Jane acıkmış bu, bugün şu ana kadar Dolores için iyiydi tek bugün şikayetçi değil en azından çok fazla değil. Gün 16. Mary Jane küçük bir yemeği hak ediyor tek bugün şikayetçi değil en azından çok fazla değil yine aynı şeyler. Gelmediklerini hazırlamak çok zordu tanımadığım biri görmedik şeyleri çok anlam ifade ediyor ona geç. Heh geldi çocuk. Hasta olmamış iyi hasta olmamış şey de getirmemiş. Bak ya geçmişte yaşamak şu anki durumumuzda pek akıllıca değil. Bugün ve yarın düşünmeliyiz. Timmy çok korkuyorduk. Timmy için çok korkuyorduk ama o araziden geri geldi ve şimdi bizimle güvende. Bu keşfin başarılı olacağını umuyorduk. Bu iyi olmadı durum kötüye gidiyor. Mary Jane açmış. Suç şu. Anda Mary Jane'in en çok ihtiyacı olan şey. Timmy bir şeyler yemeli. Timmy gerçekten çok yorgun. Dolores'in istediği tek şey su. Su su su. Acı su bitti. Amına okuduğumuz salada hiçbir şey getirmedi. Aa biri öldü herhalde. Aa kedi geldi. Aa bu hastalandı. Mary Jane acıkmış diye bir şeyler yemedi. Burada enfeksiyon kapmış. Hadi bugün dışarıya şu çıksın bu ölecek zaten böyle gidersin. Gün 19. Mary Jane açıkmış. Timmy iyi hissetmiyor. Aa bu da hastalandı. Sıçtık ya. Ted dışarıya çıktı. Umarım döner diyor. Hadi suluk su kalmadı. Yemek yok. Ya yani yemek var da. Ana. Öldüler lan. Ana. Aa, kaçmış.
Hoca yemek veririm de su yok yani, istesen de yok. Kadın öldü lan. Adam gelip bir su getirse şu ikisi kadınla bunu şeyde hayatta tut. İskambil kağıdıyla takas mı etmiş? Hacı yemek veriyorum da bu da ölecek böyle giderse. Öldü. Köyden gelmiş. Hadi gel gel adam. Yok. Adam gel artık. Geldi. Geldi iki. Aa bu da buna ne olmuş lan? Bu da gitmiş herhalde. Ne oldu lan? Mecenin tek bir damarası olan bir öğrencinin çok öfkelendi. Bunu pişman olacaksınız diye bağırmaya başladı. Sığınağı terk etti. Şu an ciddi bir şekilde korkuyoruz. Ted yolculuğunda güvenli bir şekilde geri döndü. Yüzdeki küçük yolculuğumuz. Bir tane yemek bulmuş. İki tane de su bulmuş. İyi. Al lan. Gün 23. Kim dışarıya gitmeli? Kimse. Acı çok gidemeyeceğiz gibi bir his var içimde. Ted acıktı. Hayvan al beni ye. Hadi bunları okuyamıyoruz. Kötü oldu ya seçimleri. Bu adam delirdi, kafayı yedi. Ted'in midesi. Oğlum yeter. Her gün ben sana yemek veriyorum. Allah acı gidebildiği yere kadar gidiyor. Oğlum ne lan? Ah. Yok acı kimse çıkamaz ki. İşte yine gidiyor. Sesler garip sesler. Her zaman borulardan mı geliyorlar? Duvarlar mı? Kapının arasında bir şey mi var? Bilmiyoruz. Bu bizi delirtiyor. Oturup rahatlamalıyız. Aksi takdirde paranoyak olabiliriz. Satranç oyunu tek başına mal gibi aynı. Biraz eğlenmek bizi unutturdu. Yine de. Yine ne oldu? Ted'in midesi kuruldu diyor. Ted, hayvan ya. Ama iyi gidiyoruz ha 27. Evet, yok da buna. Ha kedi miyavlıyor. Buraya gitmiş manyak. Boş kağıt. Gün 29. Ted öksürmeye devam. Hacı hastasın da yani. Yani ne yapalım yani? Sana zarar vermek istemiyorum ya ama. Yani git yani. Bu şartlarda sakin olmak kolay değil. Yaşar koruyacağız ya da kurt davranmamız gerek olabilir. Tek umudumuz herkesin hayatta kalması. Hacı böyle bir umut yok yani. Bu kadın ölmüş. İki çocuk kaçmış. Nasıl bir şey demezse 10 sakalı da. Sakin kalmak için elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. İçinde bulduğumuz durum normal olmaktan uzak olsa da alışmadık. Umarım yardımı çok yakından gelirler. Tek bir şey içmez. Şerefsiz su gitmiş. Suyu harcamış. Kimse dışarıda çıkamıyor. Sıçtık ya. Yine tızgın. Kapı mı çalmıyor? Hayır bu saatten sonra istesen de yok. Al sana yemek vereyim. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Ted diyor bir şey içmezse hayatta kalamaz düğün ama hayır. Hayır git hayır. Yani seni kırmak istemiyoruz ama git yani. Ted yolculuğundan güvenli bir şekilde geldi. Hiç bok getirmedim peki. Şerefsiz köpek. 13. gitti abi bu. Ulan bak hele. Renk menk kalmadı adamda. Hacı ne yemeğimiz var ne suyumuz var. Öldü.
Kaç gün dayanabildik? Tetya uzun zamandır hastaydı ve en sonunda o güçsüz halde uykusunda vefat etti. Biz yapmadık. Bunlar bizim son sözümüz ve bunu okuyan herkes tavsiyemiz belirsiz yazı. 36 gün boyunca hayatta kaldık. İyi. Ya salak salak işte bu çeviri yapamamış. Bitti lan. Neyse arkadaşlar, bu bölümümüzden bu kadar olsun. Ya başta kaynak toplamak gerçekten çok zor. Hani fareyle falan yapamıyoruz. Klavyeyle yapmak gerekiyor. O da biraz zorluyor beni. Şunu kapatayım fazla ses olmasın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan siz like atıp abone olursunuz. Aşağıdan biliyorsun sen yapmayın. Aşağıdan like atıp abone olursanız beni çok memnun edersiniz. Bir de artık bir yorum atın, artık bir etkileşime geçelim hani. Ne bileyim, merak ettiğiniz bir şey olur, aklınıza takılan bir şey olur, aşağıda yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.